Merhabalar. Size daha önce Türkçe ve İngilizce beğendiğim hikaye kitaplarından bahsetmiştim. Çocuklar için 0-2 yaş ve biraz daha üzeri içinde okuyabileceğiniz kitaplar. Bugün de zeka ve dikkat geliştirme kitaplarından bahsetmek istiyorum. 2 yaş ve üzeri daha çok kullanabileceğiniz kitaplar bunlar. Bunların serileri var ve 2 yaşından başlıyor. Birincisi üçlü kitap şeklinde bunlar set. Dikkat güçlendirme seti. Bu Adeda yayıncılığın yayınladığı kitaplar. Bunları sevmemin sebebi özellikle ben çocuğumu meşgul tutmayı seven bir anneyim ve her zaman meşgul tutamıyorum çünkü aktiviteler hazırlamaya çalışıyorum ama bazen bazı aktiviteleri hazırlamak biraz daha zor oluyor ya da almak gereken şeyler oluyor. Bunlarda da hem 2 yaşın ne bilmesi gerektiğini ben daha önceden bilmediğim için 2 yaşında bir çocuk ne öğrenir gibi şeyleri biraz daha anlayabilmek için bu kitabı almıştım ben. İşte altında, üstünde, işte büyük küçük kavramlarını, daha renkleri öğrenebileceği bir kitap. Renkleri tabii ki bir yandan öğreniyor ama burada da işte öğrenip öğrenmediğini de bir yandan görebiliyorsunuz. Burada birçok şey var. İnsanların yüz ifadelerini tanıma, böyle aklınıza gelemeyecek belki bazı şeyler var. Ben de daha çok bunun aklıma gelmeyeceği için bazı şeylerin onları öğrenebilmesi için ya da bunu öğreniyor mu, öğrenemiyor mu bunu kontrol edebilmek için almıştım. Biz daha 2 yaşına yeni bastı benim kızım. Birinci kitaptayız. Daha erken başlamıştık. Bir iki ay önce almıştım kitabı ama 2 yaşını yeni doldurduğu için biz hala birinci kitaptayız. Henüz diğer kitaplara geçmedik. Bunun A, B, C kitapları var. Birinci tanıtacağım seri bu. Diğer seri de şöyle zeka ve dikkat geliştirme 2 ve 4 yaş arasıymış bu. Bunu da yeni aldık. Bu da 3 üzerinde içinde 3 tane kitap var, tangram var ve kontrol paneli var. Bunun nasıl çalıştığını size bir göstermek istiyorum. Kitabımız bu. Bunun daha sonraki yaş grupları da var, matematik olanları da var. Ben onları henüz incelemedim, ilgi alanım değil şu anda. Burada şekiller var ve bu şekillerin üzerine koyabileceğiniz bir tangram var. Bu aslında bana anlattıklarını çok ilgimi çekmişti. Yani çok ilginç gelmişti. Anlayamamıştım tam olarak nasıl çalıştığını. Ben işte elimdeki şekillere bunlara bir şey yerleştireceğim gibi düşündüm ama onların üzerine şöyle küçük üzerinde araba, işte ördek, pasta gibi şekiller olan şeyler yerleştiriliyor. Öncelikle bu arabanın nerede olduğunu buluyor. Bu araba civcivde mesela, civcivin üzerine yerleştiriyor çocuk. Yani iki tane şekli düşünmesini sağlıyor bir nevi. Benim kızım bunu şimdi anladı. Bazı şeyleri, bazı bölümlerini zor yapıyor ama biraz yardımla yapabiliyor. Bunun gibi daha sonra şekiller gittikçe zorlaşıyor. İşte benzerini bulmalar var. Farklı olanı bulma. Bunlar da mesela bu hiç karşılaştığım bir şey değildi. Bunu yeni yeni öğreniyor. Bazılarını tam anlayamıyor, anlatmam gerekiyor. Bu farklıyı bulma onun bildiği bir kavram değil henüz. Bunun da 3 tane kitabı var. Biz de henüz birincisindeyiz ve çok ileriki sayfalara henüz gitmedik ama bazen aradan farklı şekilleri de yapıyoruz. Çok sırayla gitmiyoruz bunda da. Dikkat ve zeka dediğim gibi geliştirme için bu da. Bir de şöyle böyle tangramları var. Bunlarla da buradaki şekillere yapmaya çalışıyor. Biz bunları buradan bakıp başka bir yerde henüz yapamıyoruz ama bunun üzerine yerleştiriyoruz. Bunları zaten aynı boyutta yapmaları çok güzel olmuş. Belki de zaten amacı üzerine yerleştirmektir, ben bilmiyorum ama 4 yaşa kadar olduğu için muhtemelen ileriki yaşlarda farklı buradan bakıp farklı bir yerde yapması bekleniyordur çocuğun. Ama biz şu anda sadece bunu üzerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Böyle koyuyoruz ve tam ölçülerinde olduğu için üzerinde yerleşiyor. Sadece bu biraz kaydığı için zor oluyor ama parmaklarıyla birini yerleştirirken diğerini itmiş bulunuyor. Ama yine de biraz yardımla yapabiliyor bunları da. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Bunları eğer çocuğunuza bir yandan çok sıkmadan vakit geçirmek istiyorsanız ve işte bir yandan bu ders çalışma gibi bir şey. O yüzden çok sıkmamak gerekiyor ama bunu eğlenceli hale getirmek gerekiyor. Zaten kendi istediği zaman yapıyoruz. Yani işte ayıcıkları yapmak istiyorum diyor, köpekleri yapmak istiyorum diyor, kelebekleri yapmak istiyorum diyor. Kendi talep ediyor bunları yapmak için.
O yüzden de keyif alarak ders çalışmasını inşallah ileriki zamanında da sağlamak için yardımcı olur bu kitaplar diye düşünüyorum. Zeka ve dikkat geliştirme konusunda tavsiye edebileceğim kitaplar bu kadar. Biz bunları kullanıyoruz. Sizin de varsa tavsiyeleriniz bana mutlaka yazın. Çünkü ben araştırıyorum ve almayı da düşünürüm mutlaka. Hoşuma giden bir şey varsa. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.